Erhan merhaba. Emel merhaba. Şimdi birçok videomuzda inançla ilgili söylediğimiz şey şu. İnancın kişilerin kendine ait olduğu, kimseyi ilgilendirmediği, inanıp ya da inanmamasını kimseyi evet ilgilendirmediği, buna saygı duymak gerektiği konusunu hep söylüyoruz. Bunu söylüyorsun. Bu Batı ülkelerinde bunu halletmişler. Ama bizim ülkemize geldiğinde bu hala bir sorun. Bunu biraz derinleşen sorun. Ama bunu birazcık açabilir misin? Neden bu durumdayız? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz gene kapının önünde araçlar gürültü falan oluyor. Tüm dostlardan en başta özür dileyerek başlayalım. Şimdi aslında bana sorduğun soru şu senin. Erhan, seni bu noktaya ne getirdi? Şimdi felsefe tarihçisi olarak felsefede aslında baş belası Sokrat'la, daha sonra da onun daha büyük baş belası Platon'la devam eden bir nesneler, yani görünenler, görüntüler, görüngeler, bir de Platon'un meşhur görünenlerin suret asıllarının farklı olduğunu söyleyen dualist bir yaklaşım var. Pardon, burada bir şey söylemek istiyorum. Burada bir ironi mi yaptın baş belası Sokrat derken? Çünkü sen çok seversin Sokrates'i. Ama ironi Sokrat'ın zaten diyalektiğinin ana temalarından birisi. Sokrat'ı bir tarafa bırakmak gerek. Çünkü Sokrat sadece erdem ve erdemli yaşam üzerine düşünmüş, bunun için soruşturmuş, bunun için araştırmış ve öyle yaşamış. Çok farklı bir filozof. Platon'a geldiğinde Platon müthiş bir dualizm ortaya atıyor. Gördüklerimiz nesneler, o meşhur mağara örneği, idealar. Bir de onların arkasındaki gerçeklik. Şimdi onların arkasındaki gerçeklik 100 yılımıza kadar geldi. Şimdi sen Avrupa'dan bahsettin. Avrupa bir miktar bunu halletmiş görünüyor dedin. Ya da çok da fazla inancı artık konuşmuyorlar anlamında söyledin. Ama Avrupa'daki düşünürler, özellikle 17, 18 ve 19. yüzyıldaki düşünürler, filozoflar, felsefeciler bunu çok derinlemesine sorguladılar. Özellikle Descartes, daha sonra Leibniz, daha sonra Spinoza bu dualizmi, inanç ve dışındakiler, yani gördüklerimiz fenomenleri bir araya getirebilmek için çok müthiş felsefi sistemler kurdular. Bunların en son noktası, yani inançla birlikte, ikisi bir arada olan düşünceyi Spinoza. Spinoza etikasıyla bunu geometrik düzlemde matematiksel olarak bugün hala pek çok önermesini anlayamadığımız bir yapıya kavuşturdu. Daha sonra özellikle 1940'lar, 50'ler, 60'lar işte Husserl'le başlayan görüngücülük ya da fenomenizm adı altıyla şunu söylediler. Gerçek olan şu: gördüklerimiz, algılayabildiklerimiz, bizim dışımızdaki olan görünürlerin ya da görüngelerin hepsini, burada yalnız çok önemli bir şart var. Sadece ve sadece insan algılayabilir. Ve şuraya getirdiler: eğer ben bir şeyi algılamış isem, o varlıktadır. Eğer algılamamış isem, o asla varlıkta değildir. Husserl Tanrı'yı burada ya da tanrısal olanı ya da metafizik olanı tamamen dışarıda bırakmıştır. Demiştir ki, ve bu çok müthiş bir deneyciliktir,
deneyciliğin kapıları açılmıştır. Bilim hızla ilerlemeye başlamıştır. Pozitif ilimler özellikle hızla ilerlemeye başlamıştır. Şimdi Hasre'nin getirdiği bu noktada Heidegger de buna katkı vermiştir. Heidegger de şeye çıkartmıştır. Metafiziği aşalım demiştir Heidegger de. Bir şeyin varlıkta olabilmesi için özne, yani ben tarafından algılanabilir olması gerekir. Bu daha sonra pozitivizme kadar gitmiştir. Şimdi bu inanç şeklinin Tanrı'ya ya da bir yaratıcıya ya da bir ruha ya da cine, periye asla ihtiyacı yok. Benim gördüklerim, benim algıladıklarım ancak benim tarafımdan varlığa getirilebiliyor dediğinde artık yeryüzündesin. Yalnız gene bir ironi yapalım. Kant diye, Immanuel Kant diye bambaşka bir baş belası da şunu söylüyor. Diyor ki, evet gördüklerimiz nesneler. Bunlar biz algıladığımız için biz bunları varlığa getiriyoruz. Burayla fenomenolojik düşünenler birebir. Yalnız Kant burada dualizme geçiyor ve ayırıyor. Diyor ki bu algılayabildiğimiz nesnelerin dışında da, Platon'a gidiyor orada, dışında da bir şeyler olabilir. Bir şeyler var diyor aslında, olabilir. Yumuşatarak söyledim. Bir şeyler var. Yani bir metafizik var. Kant çok inançlı bir filozof. Yalnız diyor, işte Avrupa bunu çok kullandı. Bunu burada ben de Kant'la birebir düşünüyorum. Yalnız diyor, bunu ancak ve ancak özneler, tek tek özneler algılayabilir. Yani burada hep söylediğimiz noktaya geliyoruz. Diyoruz ki inanç, tanrı, ruh ya da metafizik kişinin kendisiyle alakalı. İnanç kişinin kendisiyle alakalı. Yani burada şu, evet ben senin gördüğün nesneleri, senin algılamlarını, her şeyini ben de görüyorum. Ama ben bir şeyi fazla yapıyorum ya da bir şeyi fazla olmadı burada düzeltiyorum. Bir şeyi farklı yapıyorum. Ben bunların dışında Platon'un mağarasına dönüyorum arada ve diyorum ki bunların özüne ya da niteliklerine değer veren ya da bunları varlığa getiren ya da bunların varoluşunun ana temeli olan, buna töz diyebilirsin, nus diyebilirsin, yani dilediğin tüm kavramları söyleyebilirsin Tanrı'yla ilişkin, bir başka yaratıcı var. İşte burada Avrupalı şunu yaptı. Bilim, özellikle sanat, bilim ya da bu dallarda olan insanlar tamamen projeksiyonlarını algılamlarına bıraktı, algıladıklarına bıraktı. Algıladıklarını, gördüklerini ya da deneye tabi tutup fiziksel, kimyasal, biyolojik olarak temellendirebildikleri şeylere yoğunlaştı. Bir kısmı da hem bunu yaparken hem de o meşhur laisizm kavramıyla birlikte, ya ben senin inandığına inanıyorum, yani bir fark yok. İşte buna masa dediğinde sen de masa diyorsun, ben de masa diyorum. Ha, sen benden farklı olarak ne diyorsun? Bu masanın masa olmaklılık dışında hiçbir özelliği yoktur. Ben de diyorum ki ya tamam, bu masa... Sağ ol Mustafa abi. Ben de diyorum ki bu masanın masa olmaklık dışında bir masalık özü var. Masa olmaklığının arkasında başka bir şey var. Şimdi burada diyor adamlar artık, ya tartışmayalım. Sen böyle düşünebilirsin. Ben böyle düşünebilirim. Yalnız bunun izin verirsen bir miktar sosyolojik açılımını ülkemize getireceğim. Şimdi mesela çağımızda yepyeni bir kavram çıktı, fenomen.
Fenomen aslında ta Platon'dan gelen, eski Yunan'dan gelen, zaten Latince, Yunanca bir kelime, gelen görünüş, görüntü, görünen demek. Şimdi geldiğimiz yüzyılda, maalesef burada ülkemize dönüyorum, geldiğimiz yüzyılda hızla sadece ve sadece, bu şekilsel olabilir, bu estetik anlamında olabilir, bu saç baş anlamında olabilir, bu giyim kuşam olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Tamamen hızla görüntülere, görünümlere, görünüşlere kaymaya başladık. Peki bu bizi nereye götürdü? Ya da götürüyor, ya da daha da nereye götürecek? Özümüzü inanıyor isek, kendimizi ya da kendi içimizdeki o özü düşünmez hale geldik. Düşünemez hale geldik, unutmaya başladık. Peki ne hale geldik? Bu benzetmeme dostlar yorum yaparsa çok sevinirim. Vitrinlerdeki mankenler haline geldik. Sadece şuna baktık. Gün içinde o mankeni kaç kişi seyrediyor? Yani burada benim felsefi şeyim, düşüncem ya da tavrım, seyirlik hale geldik. Her şeyi seyreder hale geldik. Hiçbir şeyde öz aramamaya başladık. Yani inancı bir tarafa bıraktım. İnanıp inanmamayı ben gene söylüyorum, insanın öznesine ait olan bir şey. Bir insan inanıyor ise bu sorgulanamaz. Yani bu felsefi ahlak açısından da, felsefi ahlak açısından da yanlış. Bir insan da inanmıyorsa bu da sorgulanamaz. Yani sen inanmayan birisine, inançsız birisine şunu anlatamazsın, şunu ortaya koyamazsın, şunu ispat edemezsin. Ya bu masa sadece gördüğün masa değil, arkasında bambaşka bir anlam var. Bunu nasıl anlatabilirsin? Bunu gösterebilmen, bunu deneyleyebilmen lazım. Çünkü o insanın eğitimi olsun, anlayışı olsun, disiplini olsun, sadece bu. Yani olasılık, olabilirlik bile onun için, o düşüncedeki insan için çok zor inandığı bir şey. Olabiliri düşünmeyelim diyor. Yani olduğunda düşünelim. Şimdi böyle bir düşünce yapısı, Günümüze geldik. Türk toplumuna geldik. Israrla ve ısrarla körüklenen şey bu. Peki bu körüklenen şey bizi nereye getiriyor? Daha nereye getirecek? Peki şu sorulara artık lütfen Türk filozofları, düşünürleri artık yavaş yavaş cevap vermeye başlayalım. Biz inancı yeryüzünden kaldıracak mıyız? Göksel semaya mı çıkartacağız? Yoksa yeryüzünde her gün kedi köpek gibi birbirimizi mi yiyeceğiz? Birileri kalkıp inanca sövecek. Birileri kalkıp inanmayana sövecek. Peki bu bizi nereye getirecek? Biz birbirimizin bu nesnel dünyada, bak bunu özellikle söylüyorum. Biz birbirimizi bu nesnel dünyada neden anlayamıyoruz? Yahu hepimiz masanın masa olduğunu biliyoruz. Geri kalan teolojik metafizik, onu da ayırdım bak, metafiziği de ayırdım. Teolojik olarak, yahu arkadaş sana ne? Yani bu görünür, bilinir, elle tutulur bir şey değil. Bu bir düşünce. Yani bu şöyle bir şey. Stephen Hawking dedi ki, ben bir kara delik, kara deliğin arkasında da bir şeyler olabilir. Hepimiz inandık buna. Neden? Stephen Hawking söyledi. Yahu arkadaş, inancı da burada bıraksak ya. İnancı bırakıp da tam da burada Takiyettin Mengüçoğlu hocaya rahmet vermek lazım. O da çok iyi felsefi antropolog. Burada şunu yapsak ya,
Yahu en özelde, en genelde biz insanız. Düşüncelerimizi, siyasetlerimizi, inançlarımızı, renklerimizi, her şeyimizi, yani bizi biz yapan görüntülerimizi bir tarafa bıraktığımızda biyolojik olarak hepimiz insanız. Bak, kadınız da demedim, erkeğiz de demedim. İnsanız. Ama bilinçli olarak ya da bilinçsiz olarak, ama ben bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Gazi Paşa'dan sonra bu yol, ha burada o dönemin filozoflarını da ben eleştiriyorum. Türk filozoflarını da eleştiriyorum. Çünkü Gazi Paşa pek çok düşünürü yurt dışına, özellikle Almanya'ya, Alman idealizmi için, ki Paşa Alman idealizmine yakın bir düşünürdü, insandı. Alman idealizmini Türkiye'ye getirip filizlendirebilmek için Gazi Paşa elinden geleni yaptı. Bunların bir tanesi de Takiyettin Mengüçoğlu Hoca. Onun öğrencisi İona Kucuradi. Böyle bir gelenek var. Ama bu anlatılamadı. Anlatılamadı. İçselleştirilemedi. Yani felsefi olarak, antropolojik olarak ülkede şunu oturtamadık. Artık oturtmak zorundayız. Hiç şeyimiz yok, çaremiz kalmadı. İnanç ya da metafizik. Artık bu ülkede metafiziği biz de haydi gelin dediği gibi aşmak zorundayız. Artık bir takım gerçekten, bak gerçekten doğruları ya da doğruluğu şeyin dediği gibi, Kant'ın dediği gibi ap açık olan şeyleri konuşmalıyız. Nedir bunlar arkadaşlar? Bilimdir, irfandır, fendir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ana binasının girişinde yazar. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Şimdi eğer buna dönüp buna yönelecek olursak Avrupa'yla o aramızdaki korkunç mesafeyi belki artık kapatmaya başlayabiliriz. İnsanlar birbirine inancını sormaktan vazgeçsin. Getirdiğim nokta benim bu. Ben hep bunu söyleyeceğim. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela bunu söylemeye hepimizin hakkı olsun. Ben inançlı bir insanım. Yani ben Kant'ın o dualizmini, metafiziğine inanan bir insanım. Spinoza'nın panteizmine değil ama Kant gibi ben de şunu söylüyorum. Ama ben bunu söylerken ayaklarımı yeryüzünden kesmiyorum. Yeryüzü benim bastığım, yaşadığım, algıladığım, her şeyi yaptığım yer. Ve ne kadar ömür biçmiş Allah bilmiyorum. O ömrü ben burada geçireceğim. Burada geçirebilmek için bu nesnelerle ya da diğerleriyle, doğayla, doğayı hiç yatsımadığımızı biliyorsun, doğayla yaşayabilmeyi tabii ki öğrenmeliyim. Ya geri kalan, aha da burasının bana kalmış bir şey. Ve bunu bazı dostlar yoğun şekilde, bazen haksızlığa varacak şekilde eleştiriyorlar. Ben onları asla eleştirmiyorum. Asla da yorumlamıyorum. İnancı burada gerçekten tüm düşünürleri, eli kalem tutanları ya da artık klavyede yazı yazabilenleri, ya şunu söyleyelim ne olur, ya şu işi bir bırakalım. İnanç bir tarafta dursun ama artık pozitif olarak gerçekten yeryüzüne şu ülkeyi bir döndürelim. Yeryüzüne döndüğünde neler dönecek biliyor musun Emoş? İlk başta adalet dönecek. Gerisini sayayım mı? Saymayayım. Eksik olan her şeyimizin tek sebebi var. Yeryüzündeki genel geçer kuralları göz ardı etmemişsin. Bir şey mi soracaksın? Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Bir selam, sevgi, saygı gönderelim. Tüm dostların hem yeni yıllarını kutluyoruz hem de yeni yılda selam, sevgi, saygı.